Ömer lekesiz. Bile yazdım adım ile adını. Bile yazdı Behçet Necatigil'in kendi kelimeleriyle Türkçenin çok yönlü anlatım olanaklarına tanık, tek sözcükte ya da sözcükler arası anlam kaymalarına yaslanan şiirlerin, şiir uçlarının, divan şiirindeki müfretleri, mısra-ı düşündüren dizelerinin yer aldığı kitabının adıdır. Necati Gil okurunu fazla yormak istememiş ya da zamanla divan şiirine daha çok yabancılaşılacağını gözetmiş olmalı ki kitabına bile yazdığı adını vermesinin nedenini kendisi bizzat şöyle açıklamış. Bir adda kaç anlam. Görünüşte bir, aslında çok adı var bu kitabın. Bile ile yazdı arasına o eğri çizgi birkaç anlam aynı anda düşünülsün diye kondu. Bile sözcüğünün dil bilgisinde belirteç ve bağlaç olarak eylemin umulmazken olduğunu ya da umulmayan biri tarafından yapıldığını ya da umulmayan bir tümleçle ilgisini belirten örnekler örneğin Türkçe sözlükte bile maddesinde bulunur. Bile eski metinlerde birlikte beraber anlamında da kullanılıyordu bile ağlardı ağlasan enhar bile inlerdi inlersen kühsar sen ağlasan nehirler de birlikte ağlardı inlesen dağlar da beraber inlerdi Başka örnekleri için tanıklarıyla tarama sözlüğüne de bakınız. Cilt 1 1943 sayfa 9900. Yani şiir üzerine düşünceler yazma işine bu satırların yazarı da katıldı. Bu birliktelik üzerinde durunca bile yazdının bir anlamı da onları başka şeyleri yazarken bunları da yazdı olabilir sanıyorum. Bir de e yazmak var yani yaklaşmak fiili. Düşe yazmak, öle yazmak. Az kaldı düşüyordum, az kalsın ölüyordu. Yazmak fiili burada sözlük anlamından kopuyor ve gövdeye ilk fiile yakınlık anlamı veriyor. Şimdi bile yazmakta da bir yandan bilmeye yaklaşmak, neredeyse gerçeği bulmak anlamı olduğu hatırlanmalıdır. Bu beylik bilgiler sadece sözcükleri tek anlama almaya, akla ilk gelen veya en yaygın anlamında kullanmaya, görmeye alışmış olanları biraz uyarmak için tekrarlandı. Bilenler bağışlasınlar. Bilenler bağışlasınlar, Necati Gil'in bana pes edirten bu rikati ve nezaketi karşısında susmam gerektiğini biliyorum. Zaten meselem de ona bir ekleme yapmak diğer bir söyleyişle yukarıda verdiği bilgileri doğrultmak değil. Ancak yaptığı tefsiri vesile edinerek onunla ilgili birkaç hakikate değinme fırsatı bulmuş olmaktır. Her şeyden önce Necati Gil gibi divan şiirine vakıf bir şairin bile kelimesinin sair örneklerini görmesi için okurunu tanıklarıyla tarama sözlüğüne yönlendirmesi bana biraz garip geliyor. Zira verdiği örnekte Taşlıcalı Yahya'nın Vefat 1582 kokusunu, üslubunu, divan şiirine vukufiyeti ve Yahya'ya bana göre zamansal yakınlığı nedeniyle önce onun duyması görmesi gerekmiyor mu? Hadi diyelim Beyt'in Yahya'ya ait olduğundan emin olamadı bile yazdığı Yahya'dan yaklaşık bir buçuk asır önce vefat eden Süleyman Çelebi'nin vefat 1422 Mevlid-i Şerif'inden de mi duymadı, görmedi? Bu bana mümkün görünmüyor zira Yunus Emre'nin Türkçeyi imana getirdiğini söylediğimiz yerde Süleyman Çelebi'yi aynı düzeyde zikretmemek mümkün değildir. Dolayısıyla Mevlid-i Şerif zengin kelime haznesiyle şairler için keşfedilmesi gereken en değerli hazinedir. Süleyman Çelebi'nin bile yazdığı kullandığı beyit şöyledir Zatıma mirat edindim zatını bile yazdım adım ile adını Mevlid-i Şerif'in Miraç faslında refrefin ortaya çıkışıyla ilgili bölümde yer alan bu beyit, ilk bakışta kolay anlaşılır gibi görünüyorsa da hitap edenin şeş cihetten ol münezzeh zül celal olması bakımından makrokozmos alem ile mikrokozmosun insanın yaratılışı arasında metafizik hakikatlerin kendisinde tevhid edildiği bir büyük manayı ihtiva ediyor. Buradaki mirat kelimesi üzerinden insanın onun merbubu olarak Rabbine ayna olmasından adım ile adını ifadesine göre kelime-i tevhidi söylerken onda aslında kelime-i şehadeti söylediğimizden hareketle ilgili tasavvufi yorumlara yelken açabiliriz ama şu sütunun hacmi bunu taşımaz. Bundan dolayı Necati Gil gibi okuruna yardım sağlamıştır umuduyla Hüseyin Vassaf'ın Gülzarı Aşk adlı mevlidi i Şerif şerhine başvurdum ama Hazretin bu beyitte fazlaca söz tasarrufunda bulunduğunu gördüm. Belki beytin yüklendiği yoğun metafizik hakikati benim gibi cahillerin elinde zarar görmesin diye sakınmış da olabilir Hazret. Bu durumda Necati Gil'in şahsında şu soru kalıyor geriye. Necati Gil kendi zamanının din düşmanlığında kendisine gerici denmesin diye Süleyman Çelebi ve Mevlidi Şerif'ini es geçmiş olabilir mi? Düşünelim ve görelim bakalım nasıl bir cevaba erişeceğiz. Ömer Lekesiz Yeni Şafak